Sayın Nalan Üçtaş efendim. Kusura bakmayın, biraz önce söylediğinize halen gülüyorum da ondan dolayı toparlayamadım kendimi. Dedim ki Nalan Hanım'a ya Heru ya Meru, yani hani iki tane harf alma hakkımız var ya, saldıracağız demeye getirecektim. Bana dedi ki annemden yeni doğmuş gibiyim şu anda. Ne diyeceğimi şaşırttınız ya. Yok canım, biraz heyecanlanacağız elbette de. O kadar her şeyi de unutacak kadar heyecanlı olmaya gerek yok. Hatta mesela 9600'lük bir çıta bırakılmış efendim size. Evet, evet. Bu saatten sonra daha rahat olmak lazım. Hakikaten öyle. Çünkü gözünüzü kapatıp saldırmanız gerekiyor. Evet. Biraz önce bahsettik ya, akışa bıraktığımızda bazen daha güzel olur diye. Onu yapmanız gerekiyor. 9800'e hedeflemeniz lazım. Yapamaz mısınız? Umarım. Mesela hangi sorular size denk gelseydi evet olurdu? Aysel Hanım'ın soruları Allah biraz Allah. Daha kolay geldi bana. İlginç. Bak herkes farklı bir yorum. Burçin Hanım'dan da ya basit düşünemediği için zaten hemen aklına gelmedi. Benim arkada daha çabuk aklıma geldi basit Hı-hı. düşündüğüm için. Yani biraz kısmet, nasip. Bir de yani hani burası farklıymış öyle, diye öyle. Bir laf var ya, orası evet. da farklı. Orası da farklı. Kademe kademe. Hakikaten öyle. Biraz önce mesela Burçin Hanım'la konuşurken Burçin Hanım da Onur Bey'in sorularını daha kendine evet. göre bulduğunu söylemişti. Aysel Hanım'ın sorularında takıldım dedi. Sonra Aysel Hanım'ın sorularını bir daha gözden geçirdik. Hepsini bilmiş. Karışıyor insanın kafası. Evde yemek yapıyorum ya, yemek yiyorum. Aynası bilemedi falan oluyorum böyle arkamı dönüp televizyona. Ha, siz zaten dinleyerek yarışanlardansınız. Tabii tabii, tabii sürekli evet. O zaman bugün de kapatın gözünüzü. Dur bakalım neler olacak efendim. Bir nefes alalım. Tamam mı? Lazım o nefes bize. Bir küçük reklam arası verelim. Geri döndüğümüzde sizin performansınız bugününün kazananı belirleyecek. Tamam mı? Küçük bir reklam arası, sonrasında efendim Burçin Hanım mı, Nalan Hanım mı hep birlikte öğreneceğiz. Son yarışmacımız Nalan Üçtaş ile birlikteyiz efendim. 9600 puanlık bir hedef için kendini hazırladı. Evet. Manen. Hazırmış. Değil mi? Yani zaten bu belliydi efendim. Onur Bey ya da Aysel Hanım da 9000'in üzerine çıkartacaktı. Tertemiz 9600'ümüz var. İki tane harf alabiliriz. En fazla ikisini birden alırsak 4 saniye arttıracağız. Unutmayalım. Başlasın mı? Başlasın. Gelsin be. Kimi korkutacaksınız siz? Bazı hayvanlar içinde kullanılan bir tür otantik kozmetik ürünüdür. Yani bir kozmetik ürünü düşünün ki oldukça otantik, yüzyıllardır kullanılıyor ve hayvanlara da uygulanıyor. Mesela rimel sürülmüş kuzu, gördünüz mü? Yok. Ama yani allıklı boya. Kuzum. Hı. Bir çeşit boya. Kına. Kına. Gayet güzel. Hadi yenisi gelsin. Dört harflidir, tek kelimedir. Dördelli iki takım halinde uzun sopalar ve yaklaşık 10 santimetre çapında bir topla oynanan, dikkat, atlı spor. Top ve at. Top, at ve sopa. Top, at ve sopa. Harf alayım. Almayın. Almayayım. At üstünde yapılan ne kadar spor var ki? Dört harfli bu zaten. Yakası da vardır bunun. Onların giydiği tişörtlerden. Polo. Neydi o? Polo. Polo! İki tane harf alma hakkımız var zaten. Polo da mı harcayacaktınız onu? Rica ederim. Yapmayın öyle şeyler. Bunlar da öyle. Kolay sorular. Tamam. Harf almadan atlatırsınız Nalan Hanım bunlar. Bakın yine sokak jargonu gibi. Ama öyle mesela Aysel Hanım'a sorduğumuz madara gibi değil. Onu bildim. Bildiniz mi onu? Evet. Oysa ki yani artık pek kullanılan bir tabir değil. Bu hali hazırda kullanılan tabir. Bakın diyor ki mecazen şansı sürekli yaver giden, bahtı ballı. Açık, ballı, gayet güzel. Batı kökenlidir, B harflidir, şöyle sorulmuştur. Etkin, canlı, faal. Aktif. Ne yapalım? Durduralım, gayet güzel. Çok güzel geldiniz buraya kadar. Bakınız. 1800 puan. Aynen böyle bir başlangıç yapmıştı Burçin Hanım da ilk 4 soruyu bitirdiğinde. Biraz daha hızlıydı evet, sizden. Evet. Tek fark o. Ama evet. çok hızlı olmanıza gerek yok. Tamam. Bu müthiş bir ritim. Aynen bu şekilde devam edin efendim. Unutmayın, iki tanecik harf alma hakkınız var. Onu burada kullanmazsak iyi olur. Yine lüzumsuz bilgi verdiğimiz bir soru. Gelsin. Arsenik'in bir diğer adıdır.
Unutun bunu. Bir şeyin en küçük, önemsiz... Zerre. Öyle bir şey, öyle bir şey. Önemsiz parçası anlamında kullanılır. Zerre. Zerre gibi, en küçük parçası. Mikro. Vallahi ona hiç vermem. Zerre kadar vermem. Ufak. Nokta nokta koklatmam derler mesela. Vallahi çok hassas adam bize nokta nokta koklatmıyor. Meğerse o arsenikten geliyormuş işte. Sıçan otu da diyorlar. Bak yine lüzumsuz bilgi veriyorum. Bir şeyin en küçük önemsiz parçası. Zerre, zerre. Zerre değil. Değil. Zerre değil. Harf olayım. Yapma. Aldık hadi. I. I'lar yalnız dolaşmaz. Bir yerde bir I varsa illaki yanına birisini çağırmıştır. Zerre. O koklatmak iyiydi ya. Ya çok cimridir. Nokta nokta koklatmaz. Günahını vermez. Günahını vermez. Nokta nokta koklatmaz. Ucu. Harf alacağım. Aldık ikinci harfimizi de. Ne yapalım? Durduralım. Çok ihtiyardan geldi. O ığının yanından bir şey gelseydi siz bunu çözmüştünüz. İlk harfi gelseydi siz bunu çözmüştünüz yani. Canı. Yok canı. Kına. Çok cimridir. Nokta nokta koklatmaz. Yani arsenik anlamı zaten bilinmez efendim. O bilinmez. Şimdi Allah'ım biteceğim. Unutulmuştur o. Ama o anlamıyla yani küçük ve önemsiz parça. Günahını vermez. Zerre koklatmaz. Hayır ya. Zerre değil de zerreye benzer bir şey işte. Ucundan. Söylenişi de benzer. Zerre. Zırnık. Zırnık. Son anda yahu. Vallahi tebrik ederim. Yani ben gitti galiba demiştim. Ben de dedim. Gitti. Tebrik ederim. Nalan Hanım müthişsiniz. Hakikaten çok iyi oldu bu iş. Artık harf alma hakkınız kalmadı ama. Bundan sonra o yukarıdaki gibi, kınadaki gibi, ballıdaki gibi, aktifteki gibi, tamam mı? Hadi gelsin. Göktaşı çukuru. Karadelik. Karadelik olur mu canım? Batı kökenli. Batı kökenli bir kelime bu. Ne oluşturdu orada? Göktaşı çukuru. Göktaşı çukuru. Düştü oraya bir şey oluşturdu ama ne? Karadelik değil o. Küçük. Batı kökenli. Neydi o? Şeye benziyor, böyle bir atıştırmaya benziyor. Krater. Krater, bravo. Hadi yürüsü gelsin. Yedi harfidir, tek kelimedir. Yine böyle sokak jargonuyla dirsek teması içerisindedir. Öyle bir tabir. Ballı gibi mesela. Görelim. Alt anlamlarından biri kazayı, belayı çağırırcasına tavır ve davranışlar içerisinde olmak. Tek kelime mastarla bitiyor. Mekmak diye bitiyor. Kudurmak. Birçok anlamı var. Alt anlamlarından biri de bu. Kazayı, belayı, kavgayı, dövüşü çağırırcasına tavır ve davranışlar içinde olmak. Alt anlamı. Kazayı, belayı çağırırcasına tavır ve davranışlar içinde olmak. Böyle birisini uyarırsınız mesela. Bak sen... Çok kudurdun. Kudurmadın da yani... Senin başına bir gelecek var. Sürem gidiyor. Sen galiba biraz durdurup mu düşünsek? Harf alamayız zaten. Durdurup tamam. Durdurup düşünelim. Harf alamayız zaten. 9600 peşindeyiz biz çünkü. Kızay bilemeyeceğiz. Hani bela mı derler? Bela çekiyorsun. Bela çekiyorsun değil de yani hani çekmeye çalışıyor en azından. Ecelini susadın, kılından bezdin. Soru sorarlar yani hani bela mı derler. Arzu bela aramak. Değil. Bela aramak. Hangisi bela lazım bize? Aramak. Aramak, aranıyorsun derler ya. Ben çok farklı düşünüyorum. Bütün derdiniz sizin farklı düşünmeniz zaten efendim ama. Basmıştım. Ne dediniz siz? Aranmak. Ki? Aranmak dediler efendim. Bizim reji çok farklı dikkatli. Düşünüyorum. Gelsin yenisi de görelim nasıl bir soruymuş. Halk dilinde rahatsızlığını belgeleyerek iş ve yükümlülüklerinden rapor. Muaf olan kişiye emekli yok. Hoppa. Yahu rapor. Uzaklaşmayın işte ondan. Eki de buldunuz. Rahatsızlığını. Ben bugün beden dersine katılamayacağım. Sağlık raporu. Ben neyim? Benim neyim var elimde? Sağlık.
raporumuz var. Tamam. Belge. Neden katılmıyorum o zaman? Çünkü ben... Hastasınız. Hayır. Aa. Ben elimde o var, o belge var. Belgeliyim. Rapor. Ben. Belgeli. Ney? Ya eki konduracağız. Buldunuz kelimeyi. Rapor. Ha, ekini de kondurun sonra. Raporlu. Raporlu. Nane Hanım, biz sizinle niye anlaşamıyoruz? Ya. Tamam, güzel ama yani sonuç itibariyle anlaşamasak da olur. Siz belirlediğiniz yolda ilerliyorsunuz maşallah. Şu anda 4200, 9600 olabilecek durumda. Tek zorluk ne? 35 saniye kaldı. 35 saniyede 6 soruya cevap vermek lazım. Süremi kötü kullan. Neredeyse soru başına 5 saniye. Aman diyeyim, bu çok kolay ama. Hem kısa soru, biraz zıpır. İşte o aklınızı farklı çalıştırmayı başarırsanız harf almadan hızlıca hallederiz bunu. Gelsin de görelim. Minimal şelale. Ay geçen gün çıkmıştı bu. Minimal şelale. Hı hı. Minimal şelale. Durup düşüneyim. Evet. Şelaleyi hayal edin. Evet. Onun biraz daha minimali. Havuz. Havuz değil. Yani büyük. Şelaledeki mevzu suyun... Akarsu. ...düşmesi. Değil mi? Evet. Nereye düşüyor? Şelalenin küçüğü. Şelalenin küçüğü. Hayır. Kapatır mısınız şimdi? Şelalenin küçüğü. Evet. Şişhanenin üst tarafı. Şişe. Hayır. Damacana. Kafanız karıştı. Hayır. Şelalenin küçüğü. Akıyor ama. Çağlayan. Ay evet. Ben hani şişhane, kağıthane o taraflardan belki anlatabilirim diye düşündüm ama olmadı. Anadolu yakasında. Olmadı. Oo, evet. Değil mi? Değil mi? Canım sağ olsun. O ne kadar cılız bir alkıştı. Bir kuvvetlisini diyorum. 24 saniyemiz var. O 24 saniyede geriye kalan 5 sorumuzu da görelim. Olur mu efendim? Bu bir ses. Daha doğrusu sesi tanımlayan söz. O yansıma sözlerinden biri. Şöyle sorduk. Tabak, bardak, şişe gibi eşyaların bir yere veya birbirine çarparken çıkardıkları, kırılırken çıkardıkları ses. Çıt. Çıt diye kırıldı mı? Çıtırt. Daha böyle büyük. 20 tane bardağı düşürdüm. Şangır. Şangır. Şangır, şungur. Şungur. Mesela gürültü. Şangırtı. Oldu. Kökü bulup bırakıyorsun. Ekini de sunucu yapıştırsın. Olur mu öyle şey? Rica ederim. Buyurun, yenisi geliyor. Mecazi anlamda bir kimseye bilmediği bir şeyden ancak sezdirecek bahsetmek. Kadar söz etmek. Bahsetmek. Ama bahsetmek uzun uzadıya evet. Da bahsedebilirsiniz. Bu diyor ki... Fısıldamak. Böyle birazcık, azıcık anlattım. Hafif fısıldamak bir... kulağına. Fısıldayarak da çok şeyler anlatabilirsiniz bir efendim. Bilmediği şeyden. Ancak sezdirecek kadar. Demin şu şangırtıyı sormuştum ya. İlk aklınıza gelen neydi? Tıkırtı mıydı? Şakırtı mıydı? Ay o, şimdi onu mu düşüneceğim? Ama bunun kökü de o, biliyor musunuz? Hani birazcık anlattı bana. Hafif bir annem bana biraz... Tıklattı, şıklattı. Şıklatmak. Annem bana şıklattı. Annem bana konudan biraz... Çıt işte bu. Aa, çıttı evet, işte. Evet. Ah ya. Baktı. Gelsin bakalım Yeliz. Nasıl bir soruymuş? Hepsini gördük, hepsini. Lazım olan o. Kusura bakmayın. Şaşkınlıktan sersemleşmek. Harf istedik mi? Evet, istedik. İstedik. Afallamak. Oldu, bitti. 800 puan kazandım. Heyecandan bakıyorum da vidamı söktünüz. Dekoru kısım kısım söküp götürüyor Nalan Hanım. Buyurun, yeni soruyor lütfen. İnsanın maddi olanakları ve karakter yapısı doğrultusunda sürdürdüğü yaşayış biçimi. İki kelime Nalan Hanım. Yaşayış biçimi desek de olurdu. Standart. Şimdilerde evet. İngilizcesi daha çok kullanılır. Lifestyle. Maddi olanak, karakter yapısı doğrultusunda sürdürdüğü yaşam biçimi. Hı, yaşam biçimi. Yaşayış biçimi. Lifestyle. Harf almıştım ama. Harf aldılar ama... Güzel de yerden geldi, ikinci kelimeden geldi o T harfi. Çözersiniz bunu. Yaşam biçimi. Yaşam
Standartı, standart. Stil. Yok. Stil. Yaşam stili. Stil, evet. Tarz, yaşam tarzı. Yaşam olmasın, yaşayış hayat var tarzı. Orada. Hayat tarzı olsun, 900 puan kazandırsın. Bu da birbirine benzer fonetik olarak da anlam yönünden de birbirine benzer iki tane kelimedir. Bunlar yan yana gelir, şu tabire dönüşür. Diyor ki kayıp, hasar, zayiat. Harf istediniz. Evet. Buyurun. Zarar. Haydi diğeri de gelsin. Kullanan. Zarar görmek. Zarar. Zarar ziyan. Zarar ziyan 900 puan. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun bana söyleyin. Bu iş olur muydu? Olurmuş. Biraz acaba gevşek mi tuttunuz? Hı? 9600 ürküttü mü azıcık sizi Nalan evet, Hanım? Evet, Burçin Hanım biraz beni korkuttu. Korkarak oturdum buraya o yüzden. Burçin Hanım çok sağlam bir yarışmacı. Önce psikolojik olarak yıktı sizi. Tabii. Ben size söyleyeyim. Bence devamını da bu şekilde getirir. Tur şampiyonu falan olur mu? Olur olur. Olursa siz de gururlanırsınız. Tabii ki de. Elendiysek de tur şampiyonuna elendik deriz efendim. Önce Nalan Hanım duysun hak ettiği alkışı. Tebrik ederim efendim.